2 Kasım 2023 Perşembe günün tarihi saat 18 ve TR724'te Ajans'tan bir kez daha canlı olarak selamlıyoruz sizleri. Ajans hafta içi her gün Türkiye saatiyle 18'de TR724 ekranlarında. 2 gün oldu, 3. gazeteci gözaltına alındı. Dün Tolga Şar'dan önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Öte yandan malum bir gazeteci daha alınmıştı fakat serbest bırakıldı. Ama bugün tam bu haberlere alışmaya çalışırken Cengiz Erdinç de gözaltına alındı. Ve tabii ki diğer başlıklarla birlikte bakalım olan biten ne var Türkiye gündemi için. Sevgili takipçilerimiz, dün haberi duyurmuştuk detaylı bir şekilde. Tolga Şar'dan T24 yazarı ve Tolga Şar'dan önce gözaltına alındı ki gerekçe malumunuz halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Aynı gerekçeyle Dinçer Gökçe de gözaltına alınmıştı. Dinçer Gökçe daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı fakat öte yandan Tolga Şar'dan tutuklandı. Akşam saatlerinde tabii ki özellikle sosyal medyayla ilgiliyseniz gündeminizi meşgul eden ki meşgul etmesi de gereken bir konu eski milletvekili Hüda Kaya'nın tutuklanmasıydı. Hüda Kaya tabii ki ilginç bir profil bu bağlamda çünkü 28 Şubat'ta başörtüsü mücadelesi vermiş ve bu kamuoyunca da bilinen bir isim. Milletvekilliği sırasında da mahalle ayrımı gözetmeksizin mağduriyetlere dikkat çekmiş bir isimdi fakat yeni dönemde milletvekili olmadığı için Kobane soruşturmaları bağlamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu ayrıca aslında siyaseten de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Tam hak ve özgürlükler bağlamında uzun uzadıya konuşmak isteyen siyasiler aklınıza gelecekken bugünkü gelişmeyle aslında bu düşünceyi hemen geri itmeniz gerektiğini anlamış oldunuz. Çünkü bir başka gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Haberi Vural Ergül duyurdu. Avukat Vural Ergül bu konularla tabii ki yakından ilgili. İlginçtir. Cengiz Erdinç de aslında son günlerde konuştuğumuz konularla yakından ilgili bir isimdi. Özellikle bu yargıdaki bir operasyon hazırlığıyla ilgili Cengiz Erdinç bayağı mesai sarf eden isimlerden biriydi. Türkiye'de muhalif olarak bileceğimiz gazetelerde ve televizyonlarda görüşüne müracaat edilen bir isimdi. Özellikle internet medyasında bu tür konularda hani Sedat Peker'den sonra bir takım suç örgütlerinden ayrılarak bir nevi itirafta bulunan ama daha ziyade hükümeti Erdoğan'ı hedef alan isimlerle ilgili uzmanlık sahibi diyebileceğimiz bir isim Cengiz Erdinç. Ayvalık'ta gözaltına alındı. Avukat Vural Ergül duyurdu bunu sosyal medyada. Tabii ki sosyal medyada yankıları geniş oldu. Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasıyla aslında aklımıza gelmesi gereken bir konu Cengiz Erdinç'in sosyal medya paylaşımlarında dikkat çektiği bir konuydu. Çünkü onun tabiriyle operasyonların anası geliyordu. Hangi konuda operasyonların anasından söz etmek gerek? Hatırlayacaksınız İstanbul'da İsmail Uçar, Anadolu Yakası Başsavcısı İsmail Uçar bir mektup, bir yazı kaleme almıştı ve yargıdaki çürümeden bahsetmişti. Akabinde aslında son derece yüksek sesle konuşulması gereken bu konu tabii ki yargı eliyle. Neden yargı eliyle? Çünkü ismi geçen yahut da üstüne alınan Bekir Altun'un karşı yazısıyla karşılandı bu ve biraz profili düşürüldü bu haberin. Sadece muhalif kesimde üzerinde duruldu. Fakat sonra anlaşıldı ki Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuyla ilgili yani yargıdaki rüşvet skandalıyla genel itibarıyla çürümeyle ilgili aslında Erdoğan'a bir rapor sunmuş. Nitekim Tolga Şar'dan da bu raporu haberleştirmişti ama savcılık dedi ki sen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işledin. Bu gerekçeyle bir soruşturma başlattı ve Tolga Şar'dan tutuklandı. İşte bu konuyla ilgili Cengiz Erdinç operasyonların anası geliyor demişti. İki bağlamda ele alınabilir. Birincisi yargıda yine tayin terfi rutininden öte acaba bir takım görevden almalar yahut da soruşturmalar mı söz konusu olacaktı? Bu hala bir beklenti. Bunu belirtelim hemen ama bununla birlikte sadece yargıda değil acaba daha geniş bir emniyet operasyonunda söz konusu olabilir mi? Çünkü o raporda ne kadar dikkat çekiliyor bilinmiyor ama yargının sadece rüşvet tarifesiyle ilgili bir skandal söz konusu değil. Yargının suç örgütleriyle o kadar içli dışlı bir fotoğraf verdiği ortada ve bunun da büyük bir ihtimalle MIT raporuna yansımış olma durumu kabul edersiniz ki normal. İşte bu Tolga Şardan'dan sonra Cengiz Erdinç isimli gazetecinin de gözaltına alınmasına sebep oldu. Tolga Şardan dün tutuklandı. Cengiz Erdinç ile ilgili ise şu ana kadar bir gelişme yok. Gözaltına alındığını biliyoruz.
Peki sadece gazeteciler mi? Öte yandan muhalif diyebildiğimiz gazetelerde de aynı durum söz konusu. İşte Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nde de bir soruşturma söz konusu. Cengiz Erdinç özelliği de hemen şunu belirtelim ki senelerdir belirtiyoruz. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra medyanın üstüne fevkalade bir taarruz var hükümet siyaset üzerinden. Fakat bu taarruz, bu baskı ne kadar netice verecek derseniz hemen belirtelim. Yurt dışında yaşayanlar elbette daha avantajlı fakat yurt içinde yaşayıp da bu konuda ciddi ciddi gazetecilik yapmak isteyenlerin hayli sıkıntılı günler geçirdiği ortada. Böyle giderse geçireceği de ortada. Çünkü yolsuzluklar dahil gazetecileri doğrudan ilgilendiren, gazeteciliği, haberciliği doğrudan ilgilendiren konularda eğer topa sert girmek istiyorsanız iktidarla olan pozisyonunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu son günlerdeki gözaltı ve tutuklamalarda bunun ispatı. Nitekim ekonomist siyasetçi Sayın Nesrin Nas da Twitter'da ilk tepki gösteren isimlerden biri Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına. Sayın Nas da paylaştığı iletide korkunç bir yere sürükleniyoruz. Yargıya uzanan bir iktidar için savaşa tanıklık ediyoruz galiba dedi. Aslında Cengiz Erdinç'in de dikkat çektiği o konuyu bir kere daha takipçileriyle paylaştı. Burada ilginç olan işte iktidarla suç örgütleri ve o suç örgütleriyle yargı arasındaki organik bağın ortaya konulabilmesi. İşte emniyet üzerine konuşuyoruz, yargı üzerine konuşuyoruz. Bu yapı için bu yapıyla birlikte bu ne kadar ortaya çıkarılabilir ve bunu kim ne kadar ortaya çıkarmak isteyebilir? Önemli olan bunlar. Yani iktidarda gerçekten böyle bir irade, böyle bir istek var mı? Varsa dahi iktidarın bir kanadında yahut da iktidar ittifakını oluşturan o güçlerin bir kanadında varsa bile bu istek, diğer kanattakiler, bu dengeyi oluşturan diğer unsurlar ne kadar iştirak edecekler ya da ne kadar direnecekler? Belki de Sayın Nas'ın dikkat çektiği ve bu konuda aklı başında herkesin ifade ettiği bu güç savaşı bunun bir yansıması olsa gerek. Bir Gün Gazetesi de kurumsal olarak bir soruşturmaya muhatap. Bir Gün Gazetesi duyurdu. Bir dezenformasyon soruşturması da Bir Güne başlığıyla. O da ilginçtir. Kimin şikayeti üzerine? AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin şikayeti. Hemen haberin detayını aktaralım sizlere. Pasifik İnşaat'ın sahibi Fatih Erdoğan'ın şikayetiyle Bir Güne dezenformasyon soruşturması açıldı. AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 28 Aralık 2022 tarihinde Bir Gün muhabiri İsmail Arı imzasıyla AKP'linin eşinden milyarlık vurgun başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde Bir Gün haber müdürü Uğur Şahin imzasıyla Erdoğanları üzecek karar yağmaya fren başlığıyla yayınlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep etti Fatih Erdoğan. İşte geldiğimiz nokta, yargıya baskıda geldiğimiz nokta. Çok değil, aylar öncesine gidelim. Bu dezenformasyon yasasıyla neyi bozacaktı insanlar? Medya aracılığıyla ne bozulacaktı? Halk nasıl yanıltılacaktı? Bunun çerçevesi düzgün çizilmediği için ki o gün hukukçular da medya mensupları da bu konunun altını çizdiler. Bu çerçeve iyi belirtilmediği takdirde mesele tamamen yoruma kalacaktır. Bir yolsuzluk haberi gerçekten dezenformasyon konusu mudur? Ya da yargının konusu mudur? İşte bu medyada yer aldıktan sonra anlaşılabilecek bir ayrıntı. Fakat ortaya konulan yasayla birlikte artık geldik, gördük ki herkes istediği gibi yorumlayabilir. Yani güç sizdeyse istediğiniz haberi alıp da siz halkı alenen yanıltıyorsunuz, bu bilgiyi de paylaşıyorsunuz diyerek medya üzerinde kılıcınızı sallayabilirsiniz. Bir güne de geçmiş olsun. Bu bağlamda gazetecilik yapmak isteyen herkese tabii ki geçmiş olsun. Cengiz Erdinç, Tolga Şardan ve tabii ki şu an yine medya mensubu olarak bulunan pek çok isim ki birazdan değineceğiz. Hepsinin bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Siyasi duruşunuz ayrı, söyledikleriniz, ideolojik tavrınız ayrı ama yaptığınız iş gazetecilikse bu tabii ki gazetecilik sınırları içerisinde değerlendirilmeli. Bunu göz ardı etmemek lazım. Aksi takdirde demokrasinin en önemli ayaklarından biri basın özgürlüğünü zedelemiş değil, baltalamış olursunuz. Evet, medyaya dönük bu baskılardan bahsettikten sonra İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Ondan bahsedelim istiyoruz. İçişleri Bakanlığı malumunuz son günlerde faal, özellikle bir takım operasyonlarla faal. Burada belirtmemiz gereken elbette operasyonlar olacak, olmalı ama bu operasyonlar
kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilmiş yahut da sonradan uydurulmuş bir suç örgütüne üye olmakla itham edilen insanlara, ki bugüne kadar adli sicil kayıtlarında da bir sorun olmayan insanlardan bahsediyoruz. Son derece görkemli, gösterişli operasyonlar düzenleyip bunu medyayla paylaşıyor İçişleri Bakanlığı. Sosyal medyada dikkat ettiyseniz onlara en çok yöneltilen eleştiri de tamam bu operasyonlar iyi, güzel, hoş da, ki adli kısmını bir kenara bırakarak bunu söylüyoruz. Gerçek suçlulara ne yapıyorsunuz? İçişleri Bakanlığı sanki bunu duymuş da evet biraz da gerçek suçlularla ilgilenelim dercesine önemli bir operasyonu paylaştı. Uluslararası bir çete. Comanchero. Ben yaşta olanlar ve daha büyük olanlar 80'lerde bu şarkıyı hatırlayacaklardır. Hoş bir şarkıydı Comanchero. Fakat bugün bir çete ismi olarak biliyoruz. Silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından aktarıyorum özellikle. İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonuyla Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Ki malumunuz bu tür örgütlerde liderlere genelde reis deniliyor. Hakan Ayık da reis olarak biliniyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ayrıntıyı duyuruyor. Operasyonlar sırasında toplam 37 kişi yakalandı, 37 şahıs yakalandı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor. Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli sınır aşan silahlı organize suç örgütünün sözde lideri Mick Harvey 2018 yılında öldürülmüştü bilgisi de paylaşılıyor. Mark Douglas Buddle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır diyor İçişleri Bakanlığı açıklamasında ve ekliyor. Örgütün sözde lideri Buddle 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilmiştir. İçişleri Bakanlığı'nı tebrik ediyoruz ve bu operasyon vesilesiyle de birkaç cümle etme ihtiyacı hissediyoruz. Elbette bu tür başarılar önemli. Evet, göğsünüzü gere gere paylaşacağınız, paylaşmanız gereken operasyonlarda bunlar. Hele hele uluslararası kamuoyunda da dikkat çekecek bu operasyonlar. Fakat birkaç soru işareti var. İzninizle onu kamuoyuyla paylaşalım. Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı, onun döneminde uyuşturucuyla ilgili, uyuşturucu trafiğiyle ilgili artık iddialar ayyuka çıkmıştı. Dolayısıyla şu soru önemli, zamanlama. Neden şimdi? Tabii ki emniyet açısından şu çok rahat söylenebilir, bu bir operasyondur ve operasyonun hazırlık aşaması vardır. Evet, hazırlık aşaması uzun sürmüş olabilir. 17-25'te neden uzun sürdü diye soranları hatırlarız burada da. Tabii ki operasyon aşaması uzun sürebilir. Yani işin ciddi kısmı burası. Fakat bu operasyonla birlikte şu soru daha çok önem kazanıyor. Neden şimdi bu operasyonlar ardı ardına gelebiliyor, yapılabiliyor? Az önce konuştuğumuz konu, basına baskı konusunda da yine aklımıza gelen o soru bizi rahatsız ediyor. O da acaba devlet içerisinde yahut da kendine devlet urbasını bürünmüşler açısından onlar içerisindeki bir güç mücadelesine mi tanık oluyoruz? Bu operasyonların bununla da bir ilgisi var mı? Şimdi aşırı şüphecilikle suçlamayın lütfen. Çünkü konu uyuşturucu olunca, hele hele uluslararası bir çeteye dönük bu büyük operasyon olunca ister istemez bunları düşünmek durumundasınız. Türkiye gri listede. Ekonomik açıdan son derece zor günler geçiriyor. Bu gri listeden, yani kara para aklama listesindeki o gri listeden kurtulması lazım. Bunun için de tabii ki uluslararası kamuoyuna güzel mesajlar vermesi lazım. Bu bağlamda değerlendirebiliriz bu operasyonu. Fakat tabii ki Türkiye'deki bağlantıları nasıl, bunun da yakın zamanda ortaya çıkarılması gerekir. İş dönüp dolaşıp yine Süleyman Soylu'ya gelecek. Süleyman Soylu'nun da bu konularda mutlaka bilgisine başvuruluyordur diye düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz bu operasyondan ötürü ve devam ediyoruz. Gündemde önemli satır başları var. İşte onlardan biri Comanchero çetesiydi. Hemen siyasetle ilgili bir cümle sarf edelim. Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'nun İyi Parti'den istifa ettiğini aktaralım sizlere. Neden önemli bu istifa? Çünkü İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifası, İyi Parti'den istifa ederken paylaştığı gerekçesi, genel seçimlerden bu yana derin görüş ayrılıkları. İYİ Parti bir yana, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir iç dizayn söz konusu.
malumunuz. İyi Parti'de de Genel Başkan Meral Akşener'in zaman zaman basın mensuplarına dönük böyle öfkeli cevaplarına dahi sebep olan bir iç görüşme, bir iç anlaşamama sorunundan bahsedebiliriz. Bu bağlamda acaba Hatipoğlu'nun İyi Parti'den istifası parti içinde bir hareketi de arkasından getirir mi? Yahut da Akşener bu konuyla ilgili bir açıklama yapar ve konuyu tamamen eskilerin tabiriyle vuzuha kavuşturur mu? Çünkü Hatipoğlu istifasında belirtmişti. Genel Başkan Akşener'in bilgisi dahilinde istifa ediyorum demişti. Bakalım İyi Parti'den bu bağlamda bir açıklama gelecek mi? Tabii ki rutin bir açıklama değil. Hani kamuoyunu rahatlatacak, rahatlatmaktan kastettiğimizde o sorulara cevap olabilecek. Gündemde tabii ki pek çok konu var fakat bu olan biteni önemli başlıklarla aktardıktan sonra dedik ya her gün ajansta bir konuğumuz olacak. Bugün de bakalım kiminle görüşeceğiz, işin aslı ne diyeceğiz. Bugün Perşembe 2 Kasım ve TR724'te ajansta işin aslını sorgulayan, olan bitenin geri planında ne var, işin aslı ne diyen gazeteci Sait Sefa bizimle. Sayın Sefa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Sefa biz az önce aktardık. Tabii ki sizin de çok dikkatinizi çeken konulardan biri bu. Çünkü paylaşımlarınızdan bunu anlıyoruz. Gazetecilere dönük baskılar. Dün Tolga Şardan önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Bir başka gazeteci salındı adli kontrolle ama bugün tam bunları konuşurken ki Hüda Kaya'nın da tutuklandığını hemen hatırlatalım az önce aktardık. Fakat bir de bugün Cengiz Erdinç'in Balıkesir Ayvalık'ta gözaltına alındığı haberini aldık. Bizim aklımıza tabii ki yargıdaki çürüme iddiaları ve MIT'in hazırladığı dosya, MIT'in sunduğu rapor geliyor. Sait Sefa bu konu bağlamında neler düşünüyor? Uzun zamandan beridir bir kavga var. AKP içerisinde bir kavga var. Bu yeni bir şey değil. Kendi içlerinde gruplar oluşturdular. Bu grupların kendi içerisindeki kavgaları da yavaş yavaş görünür olmaya başladı. Bu kavgada da görünür olma olayı medya ve gazeteciler üzerinden oluyor. Ve medyaya bazı işte gazeteciler üzerinden bazı bilgiler, haberler sızdırılıyor. Bu aslında klikler arası savaşın medyadaki yansımasının boyutu. Medyaya yansıtan cihetiyle de gazeteciler eğer sakıncalı noktalara temas etmişlerse Tolga Şardan gibi hemen gözaltına ve tutukluluğa götürüyorlar. Bugün de Cengiz Erdinç aynı durumda. Cengiz Erdinç de aslında bu gruplar arasındaki hukuktaki hem mücadeleyi hem de aslında devlet içerisindeki mafyatik örgütlenmeleri, yapıları en iyi bilen ve onun üzerine yazılar yazan biriydi. Sadece bu iki isim üzerinden olaya baktığınızda da zaten arka perdeyi okumanız kolaylaşabiliyor. Yazılanlar da zaten ortada. Bir de İsmail Uçar'ın yazmış olduğu, SK'ya yazmış olduğu başsavcı İsmail Uçar'ın şikayet dilekçesi var. Ona karşılık Bekir Altun'un vermiş olduğu cevap var. Bunlara da baktığınızda zaten eskiden yani bir 3 yıl önce alevlenen Pelikan grubuyla kendisini biraz daha Süleyman Soylu üzerinden tanımlamaya çalışan milliyetçi cenah denebilecek, kendisini öyle tanımlayan o grup arasında bir kavga var. Bir de milli damar geleneği var. Bir zamanlar yapılanmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Yaklaşık 7-8 yıl önce Ankara grubu olarak, Ankara merkezli olarak daha çok eski emniyet mensubu ve yargı mensupları aracılığıyla şekillenmeye çalışılan bir gruptu. Bu grup açıkçası biraz kenarda kıyıda kaldı. Sabah gazetesi o Pelikan grubunun altyapısını bunlar oluşturdular aslında. Ama biraz perde arkasında kaldılar. Daha çok Pelikan grubu olarak bilinen Erdoğan'ın avukatları vasıtasıyla hakimler ve savcılar üzerinde, yargı mensupları üzerinde baskıyı kuran ve sistemi o şekilde ilerleten bir Pelikan grubu var. Ben başından beri herkes Pelikan grubundaki grubuyla Süleyman Soylu arasındaki o çatışmayı Berat Albayrak Süleyman Soylu olarak okuyordu. Ben de başından beri hep aynı şeyi söylüyordum. Berat Albayrak da Pelikan grubundaki diğer isimler gibi birer piyon. Pelikan grubu dediğiniz doğrudan Erdoğan'dır, doğrudan saraydır. Dolayısıyla kimse Pelikan grubunu tasfiye edemez, bir kenara bırakamaz. Berat Albayrak'ın kenarda durması, gölgede olması Pelikan grubunun yenildiği anlamına gelmez diye ısrarla üzerinde duruyordum, yazıyordum. Yazdım, o halde işin aslını anlamak için,
İşin aslında anlamak için sorarak ilerleyelim. Ya Berat Albayrak güçlü bir figürdü. Yani tamam önce parlatıldı, bakan yapıldı. Tamam bunda da bir sıkıntı yok ama onun asıl gücü malumunuz işte evlilik yoluyla elde ettiği güç. Cumhurbaşkanının damadı olması. Cumhurbaşkanı damadını sadece özel hayatındaki iddialar nedeniyle mi harcadı? Neden böyle gitmesine müsaade etti? Eğer o kadar güçlü bir pozisyonu temsil ediyorsa. Aslında güçlü olmasının nedeni damatlığından da öte, elbette ki damat olması ama Erdoğan'ın kendi yerine onu hazırlıyor olmasıydı. Berat Albayrak da bunun farkındaydı. Berat Albayrak bu gücü, bu sorumluluğu kaldıramadı. Yani konu Berat Albayrak'la ilgili, onun şahsıyla ilgili, onun karakteriyle ilgili bir durum. Belki gençliğinden, belki çok olayları okuyamamasından, belki kendisini dev aynasında görmesinden, belki Erdoğan'ın bir sonraki adımda kendisini kendi yerine hazırlıyor olması düşüncesini bildiğinden bunları hazmedemedi. Yani Berat Albayrak bu yönüyle hazımsız bir insandı. Bir örnek vereyim size. Erdoğan en son Ekonomi Bakanlığı için ya da ekonomi meseleleriyle ilgili ekonomi kurmaylarını sarayda toplarken Naci Bostan'la işte Aktaş Lütfi Elvan'ı çağırırken sarayda Berat Albayrak bu ikisinin üzerine yürüyüp Naci Bostan'ı tokatlamaya çalışıyor. Yani bu kadar Naci kontrolden, evet Naci Ağbal, bu kadar kontrolden çıkan biri. Yani dolayısıyla aslında Berat Albayrak kendi etti, kendi buldu. Yani Süleyman Soylu'nun onun özel hayatını deşifre etmesi, Süleyman Soylu'yla kavgasından ziyade Berat Albayrak öyle bir aşamaya gelmişti ki bakanlar toplanarak gidip sarayda Berat Albayrak'a şikayet ettiler Erdoğan'a. Şikayet sebepleri de şuydu. Biz icrada her ne yapacaksak hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu size dahi iletemiyoruz artık. Çünkü özellikle de bizim bakan yardımcılarımız üzerinden Berat Albayrak'ın bizim üzerimizde tahakkümü var dediler. Yani Erdoğan kendi yerine Berat Albayrak'ı hazırlıyordu ama Berat Albayrak daha Erdoğan ölmeden Erdoğancılık oynamaya başlayınca Erdoğan'ı asıl kızdıran olay da oydu. Yani Erdoğan aslında biraz da o hayal kırıklığıyla Berat Albayrak'ı bir kenara bıraktı. O formülü şimdi Selçuk Bayraktar üzerinden devam ettirmek istiyor. O ayrı konu. Ama Evet, bu pelikanlar ayrı. Peki, deyince başı benim merak pelikanlar ettiğim deyince konu şu. başı Berat Albayrak'tır anlayışı yanlış bir anlayış. Pelikanların başı Anladım. Erdoğan'dır. O yargıyı, emniyeti Erdoğan kendi avukatları üzerinden yürütür. Onların da başındaki kişi Mustafa Doğan İnal'dır. Mustafa Doğan İnal ile Ahmet Özel beraber yürütürler bu işi. Hatta Bekir Özdağ son Adalet Bakanı olarak, en son Adalet Bakanı olarak tekrar yeniden göreve geldiğinde Mustafa Doğan İnal Adalet Bakanı olacaktı neredeyse. Erdoğan onu çok fazla ön plana çıkarmak istemedi. Biraz daha bekletmek istedi. Biraz daha piyon olan Bekir'e döndüler. Bekir Bozdağ'a döndüler. Yani Pelikan grubu böyle bir grup. Şimdi İsmail Uçar istediğini elde edemeyince nedir istediği? Mesela İsmail Uçar, İrfan Fidan bunlar hepsi, Hasan Yılmaz bunların hepsi 17-25 Aralık sürecinde rejimi inşa etmek için ve yeni düzeni, yeni sistemi kurmak için başvurulan yargı mensuplarıydı. Satın alınan yargı mensuplarıydı. Şimdi bunlar Erdoğan'ı kurtardıklarını düşünüyorlar. Bunun karşılığında işte Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına getirildi. İrfan Fidan Yargıtay üyeliğine getirildi. Ama İsmail Uçar başsavcılıkta kaldı ki İsmail Uçar aslında 17-25 Aralık'ta bütün hukuku alt üst eden isimdir. 1453 sayfalık iddianame yazarak onu da kalkıp ta İstanbul'un fethinden başlatan tuhaf bir şekilde bütün yargıyı alt üst eden. Şimdi adam diyor ki etrafına, sağına, soluna, her yere zaten. Her şeyi ben yaptım ama Hasan Yılmaz kalktı Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Yargıda her şey onun elinde. İrfan Fidan kalktı Yargıtay Başkanı, Yargıtay'a seçildi, üye oldu. Ben hala sadece burada başsavcıyım ve hiç sevmediği Bekir Altun'un bir nevi altında görev yapıyor. Çünkü Sayın Bekir Sefa, Altun daha işte çok benim atamalardan sorumlu. bir insan olarak anlamadığım şu. Bu kadar büyük hukuksuzluklara karışmıyorsunuz. Bizzat bu hukuksuzlukları işliyorsunuz. Uçar için söylüyorum bunu. Ardından bir takım beklentileriniz var ve bu beklentilerinizi aslında beklenti sahibi olduğunuz kişiye ulaştırabilecek imkanınız da var. Ama siz bunun yerine beklenti sahibi olduğunuz odağı rahatsız edecek bir yöntem izliyorsunuz. Yani işin aslında görünenin arkasında daha büyük bir hesaplaşma olabilir mi? Çünkü Uçar talep ettiğini doğrudan saraya bildirebilir, değil mi? Neden böyle bir yöntem Yok, izledi? bildiremez. Yok, bildiremez. O hale getirildi. Son 2 senede bildiremez hale getirildi.
İsmail Uçar ve içinde bulunduğu kendisini de farklı artık o cenahın içerisinde Pelikanlar tarafından İsmail Uçar, işte Erdoğan, Saray, bunların görevini yerine getirdi ama son 2-3 yıldır o Pelikan grubu ağırlıklı olarak Mustafa Doğan İnal üzerinden, Ahmet Özel üzerinden yürümeye başlayınca, onlar işte Bekir Altun gibi, İrfan Fidan gibi isimlerle dirsek temasına geçince İsmail Uçar önce gölgede kaldı, sonra da aslında tasfiye edildi. Ya, tasfiye edildi derken artık onun önü açılmadı, ona o imkanlar tanınmadı ve saraydan da uzaklaştırıldı. Onlar artık sarayla temas halinde olabilecek insanlar değiller. Zaten sarayla teması olsaydı, sizin dediğiniz gibi olsaydı, saraya doğrudan iletirdi ve saray da onu zaten korur, kollar bir yere getirirdi, sus payı verirdi ona. Zaten oradan bir mesaj var. Yani oradan saraya da bir mesaj var ve saraya deniyor ki biz senin bütün kirli işlerini yaptık, pis işlerini yaptık. Ama birileri devreye girdiler, birileri bir grup oluşturdu, biz bu gruptan değiliz diye ya da bizi istemediler diye, bize şahsi kinleri var diye bizi bir kenara bıraktılar. Bunun isyanıydı o. O yüzden dilekçe yazıldı. O dilekçe zaten TSK'ya yazılmış bir dilekçe değil, saraya yazılan bir dilekçedir. Sizin dediğiniz gibi olsaydı, sarayla zaten temas kurabilseydi, bir şekilde saraya sesini ulaştırabilseydi, zaten o dilekçeyi yazmazdı. Zaten Erdoğan'ın da böyle bir yöntemi vardır. Erdoğan bir süre çok önemli pis işleri ve kirli işleri yaptırdığı herkesi belli bir süre kenarda bırakır. Zaman içerisinde bunu yapar, uygular. Bunu da İsmail Uçar ve benzerlerine uyguladı. Aslında İsmail Uçar Pelikan grubu eğer isteseydi, eğer onun önünü açsaydı, eğer birlikte hareket ediyor olsalardı, İsmail Uçar Pelikan grubunun en önemli yargı piyonlarından biri olurdu. İsmail Uçar istemediğinden değil, Pelikan grubu İsmail Uçar'ı istemediğinden böyle oldu. Aynen Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti tarafından istenmemesi gibi, Erdoğan tarafından istenmemesi gibi. Böyle düşünebiliriz. İsmail Uçar böyle olduğu için Süleyman Soylu'nun da artık onlarla kavga eden Ankara grubu olarak bilinen ülkücü milliyetçilerin Pelikan grubuna eklemlendi. Ya doğrudan öyle değil. İsmail Uçar doğrudan milliyetçi, öyle tamam öyle refleksleri var ama kendini öyle tanımlayan biri değil zaten. Ona o alan açılmadı. O alanın kendisine açılmamış olmasından, önünün açılmamış olmasından ötürü yaşamış olduğu o öfkeyi kusuyor. Ve O bir halde yol denemiş şimdi oldu. Kendi sesini duyuracak bir yol denemiş oldu ve bu yolu ben başarısız buluyorum kendisi açısından. her başarısızlık mutlaka cezalandırılır. Hele böyle bir sistemde. Erdoğan'ın zihninde ne var? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın masasına koyduğu rapor mutlaka yargıyla ilgili, hani rüşvet skalasından tutun da suç örgütleriyle ilişkiyi zaten ortaya koyuyordur. Ama Erdoğan zaten bunu bilmiyor olamaz, olmamalı mevcut yapı gereği. Mesele bundan sonra Erdoğan'ın ne kadar geniş kapsamlı bir operasyon yapacağı, yani yargı ve emniyeti kapsayan çok ciddi bir operasyon bekliyor musunuz? Çünkü Cengiz Erdinç'in de zaten ifade ettiği böyle bir kavram var. Yani operasyonların anası diye ifade ediyordu. Sizin böyle bir beklentiniz var mı yakın zamanda? İki türlü operasyon var. Biri tamamen Erdoğan'ın devlet içerisinde kendinden sonra Selçuk Bayraktar'a da hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek bir ortamı oluşturmak için. Adına da yeni sivil anayasa da demiş olduğu o kafasındaki rejimi inşa için yapacağı operasyonlar. Bu operasyonlarda Erdoğan'a mutlak itaat edecek, mutlak biat edecek ve bu Pelikan grubuyla, yani Erdoğan'ın grubuyla, Saray grubuyla temas halinde olup doğrudan onunla itaat edecekler haricindeki ülkücüler de dahil, ulusalcılar da dahil herkes tasfiye edilecek. Yani zaten tasfiye edilebilir. Erdoğan'ın zaten sistemi böyle işliyor. Erdoğan birlikte hareket ettikleri, konjonktürel olarak birlikte hareket ettiklerini tasfiye ede ede büyüyen bir liderdir. Rejimini de böyle inşa eder. Ve böyle de yapmıştır. Gülen yapılanmasını kullanarak ulusalcı, Avrasyacı yapıyla, Ergenekonvari yapılarla kavgasını sürdürmüştür. Onları tasfiye etmiştir. Bir süre sonra dönmüştür o kılıçla, Gülencileri tasfiye etmiştir. Gülenciler tasfiye edildikten sonra Aydınlık grubuna sığınmıştır. Ülkücülere, MHP'lilere sığınmak zorunda kalmıştır. Çünkü yargıyı, emniyeti tasfiye edebilecek, o Pelikan grubu adını verebileceğimiz İslamcı kökenden gelen böyle bir gücü, böyle bir etkisi, böyle bir kadrosu yoktur. Onları kullanmıştır. Onlarla yol yürümüştür. Onlarla yol yürüdükten bir süre sonra devlet kendi elinde şekillendikçe, kadrolarını kendisi atadıkça onlara da ihtiyaç duymamıştır. Ve Aydınlık grubunu, ulusalcı ekibi, Avrasyacı ekibi de tasfiye etmiştir Erdoğan. Bugün yargıda onların artık hükmü yok denecek kadar azdır. Çünkü TSK'daki önce yetkilerini kırmıştır onların. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye sadece AKP içerisindeki
farklı cenah, yani AKP'li olmakla beraber, AKP ile birlikte hareket etmekle beraber biraz daha farklı düşünecek olan gruplar, milliyetçi cenah diye kendini tarif eden, Bahçeli'nin eteğine sığınan, kendine göre farklı oyun oynamak isteyen diğer gruplar kaldı. Ben o yüzden diyorum ki bir süre sonra bu özellikle de yargı içerisinde kendisine biat etmeyecek olan milliyetçileri de eğer bertaraf etmeye çalışırsa işte o zaman Bahçeli ile Erdoğan arasında da bir kavga çıkabilir. Erdoğan'ın istediği Selçuk Bayraktar'a koşulsuz, kemiksiz, kılçıksız bir rejim bırakmak, böyle devam etmek. Bunu istiyor, bunu yapmak istiyor. Bu operasyonların bir boyutu. Bu operasyonları görüp, bilip, içeriden bilgi verenler, bundan haberdar olanlar, birbiriyle kavgalı olduğu için bu gruplar gazetecilere müracaat ediyorlar. Onlara bilgi gönderiyorlar, belge gönderiyorlar. Tolga Şardan gibi isimlerden bahsediyorum. O isimler de bunları kamuoyuna paylaşıyor. Bu operasyonlar henüz olmadan, gerçekleşmeden, yaygarası kopacak şekilde kamuoyunda duyulması Erdoğan'ın isteyeceği en son iş. Sarayın isteyeceği en son iş. Bakın saray TSK'da bütün ulusalcıları, Avrasyacı cenahın tamamını felç etti, tasfiye etti. Hiç duyduk mu biz bunları? Duymadık. Hangi gazeteci yazdı? İsim isim cisim yüksek cisim askeri yazmadı. Yüksek askeri şuraya kadar biz az önce saydığınız mesela aydınlık grubunda tahminleri, öngörüleri, bir nevi dayatmaları okuduk. Hani bu böyle olmalı, şu falanca grup şeklinde, ama dediğiniz gibi yüksek askeri şuraya kadar bunlarla ilgili somut hiçbir bilgiye sahip değildik. Evet, çünkü Erdoğan tasfiye ederken operasyonların duyulmasını istemiyor, sevmiyor. Bakın Erdoğan Gülen yapılanmasıyla kavgası denen o kavganın İşte dershaneler kapatılacak aşamasıyla başladı diye bir algı pompalattı bütün kamuoyuna. Oysa ki 17-25 Aralık'tan hemen sonra kendisi dedi ki ben 4 yıldan fazla bir süredir devletin kademelerinden, bürokrasinin kademelerinden bunları zaten tasfiye ediyordum dedi. Kim biliyordu peki bunu? Yine Beşir Atalay İçişleri Bakanlığı döneminde ben İçişleri Bakanlığı döneminde 17-25 Aralık yok. Beşir Atalay 17-25 Aralık'tan önce İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı dönemimde dedi Beşir Atalay. Bunların hepsini dedi. Bu Gülenci, Mülenci falan filan bunların hepsini dedi. Ben bakanlıktan ve önemli yerlerden tasfiye ettim, attım, atıyordum zaten dedi. Yine kimse bilmiyordu. Bilinmesini istemiyor Erdoğan operasyonel faaliyetlerinin. O süreçte şimdi hatırlayacaksınız, gazeteciler gibi, özellikle iktidara yakın gazeteciler de tam tersi cemaatle iktidar arasında bir sorun olmadığını, bazılarının fitne soktuğunu araya bu şekilde açıklamalarda bulunuyordu. Dediğiniz gibi herhalde bir perdeleme evet. operasyonuydu. Fakat şimdi geldiğimiz çünkü noktada... Çünkü en önemli nokta bu. Yani yapılan operasyonların, tasfiyelerin gün yüzüne çıkmadan, perde arkasından yapılmasını istiyor Erdoğan. Bunu da bilen... tasfiye edilmekte olan ve bunu bilenler de gazetecilere bilgi, belge yağdırıyor. Kamuoyuna Erdoğan açısından bu istiyor. Anlaşılır. Yeni bir tasfiye süreci başlayacaksa bunun mümkün olan en az baş ağrısıyla tamamlanmasını istediği için tamam, bunu belki son ana kadar saklamak istemesi anlaşılabilir. Fakat Erdoğan'ın şöyle bir çekincesi de var mı bir taraftan? Hani bu kadar suça bulaşmış kitleler, ki Soylu için hep söylenirdi biliyorsunuz, şu an hala da geri adım atılacağını sanmıyorum bu öngörülerde. Hani bir arşiv oluşturuyor bu kişiler. Aynı şekilde bugün yargıda olsun, emniyette olsun böyle bir karşı operasyondan çekiniyor olabilir mi? Bunun için mi son ana kadar duyurmak istemiyor? Hoş bunu son anda duyursa da en azından artık internet medyası aracılığıyla bir karşı operasyon söz konusu olabilir mi? Erdoğan bundan çekinir mi? ne yayınlayabilirler mesela bunlar? Mesela Süleyman Soylu ya da etrafında. Mesela ne yayınlayabilirler de Erdoğan'a zarar verirler? Ben size bir örnek vereyim mi? Mesela ne yayınlayabilirler? Diyelim ki Bilal Erdoğan'la telefon konuşması yapmış ve evdeki bütün paraları sıfırlayan bir konuşma var ve bunu yayınlıyorlar. Yani kim ne yayınlayabilir Erdoğan? şunu diyeceğim şimdi. Demek istediğim şu. Bir, her ne yayınlarlarsa yayınlasınlar, ne operasyon çekmeye çalışırlarsa çeksinler, ellerinde her ne varsa ne olursa olsun, bunu hiçbir şekilde yayınlayabilecek, yayınlasalar da algılatabilecek güçleri yok, bu bir. İki, suç ortağı oldukları için zaten öyle bir şeye girdiklerinde kendilerini de yakmak zorunda kalacaklar.
Benim sizinle diyelim ki bir suça bulaşmışım ama sizi ben o suçu arşivlemişim ama içinde ben de varım. Ben onu yayınladığımda, onu verdiğimde ucu bana da dokunacak. Dolayısıyla da işin içinden çıkamayacağız. Mesela en çok bu konuda hatırlayın, biz mesela balık hafızalıyızdır. En çok bu konu gündeme geldiğinde diyorlardı ki Erdoğan bir kişiye dokunamaz sadece. Biz çok erken unutuyoruz bunu. Süleyman Soylu ile ilgili anlatılan bu efsane, Süleyman Soylu daha piyasada yokken Erdoğan'a küfürler ederken ne deniyordu? Erdoğan kime dokunamazdı Türkiye'de Süleyman Soylu'dan önce? Sözüm ona, Melih Gökçe'ye. Hatırlayın o efsaneyi. Herkes diyordu ki Melih Gökçe ile ilgili Arşiv, kaset inanılmaz arşivi. arşivler var, belgeler var, kasetler var, şu var, bu var. Erdoğan herkese dokunsa bile Melih Gökçe'ye asla dokunamaz. Erdoğan Melih Gökçe'ye kayyum atadı ya. Hani Ama Erdoğan Diyarbakır'a kayyum atadı diye deniyor ama. Osman Gökçek'le ilgili tasarrufu gönül alma mı? Buna ihtiyacı var mı? Yani yoksa bir Yok pazarlığın yok ürünü gönül mü? al gönül yo 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 ne gönül alma ne şu ne bu. Sonrasında kayyum atamış olmasına rağmen Melih Gökçe'nin yalamaya devam etmesi, Erdoğan'a biat etmeye devam etmesi, onun önünde secdeye varmasının bir ürünüdür. Oğlu da zaten öyle, Osman Gökçek o Beyaz TV'de 7 gün 24 saat boyunca Erdoğan'ı yalamakla geçti adamın bütün yayınları o şeyde. Dolayısıyla onun ödülünü aldı. Ya Erdoğan şöyle diyor. Bana biat ettiğiniz sürece hiç problem yok. Ne olursa olsun ben unuturum her şeyi ama bana biat ettiğiniz sürece. E şimdi bunu yapıyor, onu da verdi. Hani bu bir bedeldi falan. Öyle değil ki Osman Gökçek, Melih Gökçek bunlara kayyum atamakla da kalmadılar. Bunları MİT maharetiyle MİT'in Ankara'daki çiftliğine çekip milyonlarca dolar para, hatta belki de milyarları bulan ellerindeki para, stokladıkları paraları da aldılar. Ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hani ellerindeki kasetler? Şimdi dolayısıyla da Erdoğan'ın gücü bence hafife alınıyor. Her zaman Ben de hafife size alınıyor. tam onu soracağım. Sizinle farklı vesilelerle görüştüğümüzde ben bunu sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi de en azından güncelliyor musunuz? Malumunuz Ergenekon olur yahut da farklı güç odakları olur. Bir ittifak kurdular. Bir kısmı görünür halde, bir kısmı siyaseten görünse de geri planda farklı bir formasyonda devam ediyor. Ama bunların zirvesinde Ergenekon diyeceksek bile bir numara artık Erdoğan, ki siz bu tezi işlemiştiniz. Yani Erdoğan'ın bir rakibi yok bu ittifakta demiştiniz. Bir, bu görüşünüzde sabit misiniz? Öyle ben bunu söylediğim zaman sanırım Hulusi Akar'la Süleyman Soylu en muktedir bakanlardı ve bunlar alternatif gibi görülmeye, konuşulmaya başlanmıştı bir taraftan. O zaman da söylemiştim bunlar da piyon, bunlar da gidecek diye. Sanırım öyle demiştim. Bilmiyorum yani tam o yayının içeriğini tam hatırlamıyorum sizin de yaptığınız son yayından. Hatta depremden hemen sonra alacaktı bu iki bakanı, sonra bekledi. Şimdi buldozer gibi geçiyor Erdoğan bu yapının üzerinden, bütün yapıların üzerinden. Erdoğan bunu yaparken iki şeyi çok fazla kullanıyor. Bir, bu elemanlar, bu örgütsel yapılanmalar eski çete mensupları tarafından kullanılmış olan kullanışlı elemanları kendi de kullanmaya başladı. Kendi tarafına çok rahat çekiyor. Makamda parayla çekiyor. Hulki Cevizoğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi'ye kadar işte istediğini alıyor yanına. İstediği şekilde alıyor. Onları bir başka yerde kullanırsa gidiyor kendisi de transfer edip kullanıyor. Sinan Oğan. Sinan Oğan gibi çok Şimdi dramatik örnekleri de var. evet. Ya bunları alıyor, bunları kullanıyor. Tabii bizim için, bizim bakışımız açısından, onur açısından dramatik ama Sinan Oğan açısından hiç dramatik değil. Servetine servet katıyor adam. Her bir 30 milyon, 30 milyon gidiyor. Yani 30 milyonluk malikaneler alarak ilerleyen bir drama. Nasıl bir drama? İşte onu değerlendirmek lazım. Nasıl bir dramatik durum? Şimdi Erdoğan işin şu özeti, anki evet, sizin yapının dediğiniz bir noktada. numarasıysa, bundan sonra asıl merak edilen, büyük bir ihtimalle hele sürecin mağdurlarının asıl merak ettiği şu: eğer bu yapı dağılacaksa bu Erdoğan'a rağmen olamaz sizin çizdiğiniz tabloya göre. Bu durumda Türkiye'nin yakın zamanda rahatlaması, rahat bir nefes alması pek mümkün görünmüyor. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'ın ama bütün bunları yaparken işte bir taraftan da kendisine alternatif oluşturamıyor. Çünkü birinci adamların en büyük zaaflarından biridir. Yanlarında ikinci bir adam olmaz, olamaz yani. Lider etkinlikte vasıfta isimler olamazlar. Ancak damatlar, çocuklar olabilirler. Krallıklarda bu görülür, işte padişahlıkta bu görülür, diktatörlüklerde bu görülür. Şu anda mesela Orta Asya ülkelerine bakın, orada da görürsünüz. Bir devlet başkanı henüz daha vefat etmeden oğlunu yerine atadı bile mesela. Geçen de Erdoğan onunla görüştü zaten. Şimdi dolayısıyla da en büyük zaafı Erdoğan'ın aslında kendinden sonraki, bugün kafasında var etmeye çalıştığı rejimi, inşayı kendinden sonra devam ettirememe düşüncesi. O yüzden damadı hazırlamaya çalışıyor. Ama
Damat ne kadar yeterli olacak, devlet damadı şu anda Erdoğan'ın oluşturduğu devlet damadı ne kadar kabul edecek, orası soru işareti. Diğer bir konu, evet yani Erdoğan yaşadığı sürece ya da aday olduğu sürece, hani böyle sağlığı yerinde olduğu sürece diyeyim, çok zor. Erdoğan kendisi devam edecek. Ben şeye de katılmıyorum. Hani bir sonraki dönem Erdoğan aday olmayacak, damadını aday edecek, onu söylemiyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Erdoğan nefes aldığı sürece aday olmaya devam edecek. Nefes aldığı sürece, konuşabildiği sürece devam edecek. Eğer felç bir inme falan inmezse devam edecek. Konuşabilme kabiliyeti ve yürüyebilme kabiliyeti olduğu sürece Erdoğan devam edecek. Bir de anayasa değişikliği, işte üçüncü dönem bir dönem daha anayasa başkan olsun diye istiyor gibi bir safça bir bakış açısı var. Onun için anayasa değişikliğine gerek yok. Erdoğan bir kararnameyle saraydan öyle bir şey yapabilir. Anayasanın şu hükmüsü, şu maddesi işte benim tarafımdan kaldırılmıştır. Bu böyle böyledir deyip üç tane şeyle çok rahat yapabilir. Bunu da hani ya öyle şey mi olur? Anayasaya aykırı ne demek falan yapamaz. O dönemler çoktan aştı. O gece saat 2'de imzası kurulmadan sabah saat 8'de Zühtü Aslan'ın elinde biz Erdoğan'ın aday olacağına dair belgeyi görürüz zaten. Olabileceğine dair yasal olarak. Dolayısıyla Erdoğan yaşadığı sürece evet böyle bir durum söz konusu. Ama'ya geleyim ben şimdi. Kimsenin artık saklayamadığı bir gerçek de var. Erdoğan hasta. Hani ben biliyorum 20 senedir hasta deniyor. Olabilir, yani 20 senedir hasta denmesi hastalığından bir şey azaltmıyor, arttırıyor. Erdoğan hasta. Hatta mesela bir sonraki yayınımda paylaşacaktım. Bugün sizin ilk yayınınız. Benim de özel bir haberim olmuş olsun size. Bu hastalığı ile ilgili Erdoğan'ı ameliyat edecek olan ekip, başta Almanya'da olmak üzere birçok ülkeden de toplanmış sağlık heyeti de şu an Türkiye'de ameliyatını nasıl yapalım diye düşünüyorlar. Çünkü vücuduna yayıldığı düşünüyor. Metastaz yapıldığı düşünüyor. Yani kanserin vücuduna yayıldığı düşünülüyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Hangi tarihte ameliyat yapabiliriz? Bunun tetkiki yapılıyor mesela şu anda. Dolayısıyla da Erdoğan'ın sonrasına kendisini hazırlamaya çalışan AKP içerisindeki yapılar, gruplar, o Süleyman Soylu, Hulusi Akar, bunların biraz bir dönem böyle bitlerinin kanlanmasının nedeni de bu olsa gerekti. Erdoğan onları da bir kenara bıraktı, kırdı kalemlerini. Bir de böyle bir gerçek var. Ama Bu şunu ilginç, unutmayalım. bunu paylaşalım. Sait Sefa diyor ki Erdoğan'ın iddiaya göre sağlık sorunu ilerledi. Hatırlayacaktır takipçilerimiz, daha önce bir bağırsak problemi vardı. Bir operasyon geçirmişti ki benim de duyumum o zaman operasyonda heyetin kanaati ki patoloji tetkik sonuçları da iyi huylu miyonlar olduğu söyleniyordu. Akabinde Sait Sefa'nın iddiasıyla bu durumun yayıldığı ve şu an bir operasyona ihtiyaç duyulduğu ve uluslararası bir sağlık heyetinin Türkiye'de hazır bulunduğu ve operasyon tarihi belirlediğini söylüyor Sait Sefa. Buradan Henüz şuraya geçebilir belirlenmediler. miyiz? Operasyon tarihi Onun henüz için belirlenmedi. Onun için yani operasyon anladım. kesin, bir ameliyat gerekiyor diyorlar. Ama tarihini henüz belirlemiş değiller ve bunu da saklıyorlar zaten. Bunu da ben söylemiş olayım. Türkiye'de olsaydım Bu sırf bunu özel söyledim diye tutuklanırdım mesela. evet, özel haber için teşekkür ediyoruz. Güvende olduğunuz için de mutluyuz. Şuraya geçelim. Erdoğan belirttiğiniz gibi o pedalı sürekli çevirmek zorunda. Ve bu pedalı çevirirken de sağda solda bir takım işlemler yapmak zorunda. Bununla en önemli örnekler de tabii ki seçimler. Tamam, 2023 genel seçimleri başarıyla atlatıldı kendi açısından. Şimdi yerel seçimler var önümüzde. Ve başarılı bir İçişleri Bakanı profili çiziliyor. Süleyman Soylu'dan sonra suç örgütleriyle mücadele eden, işte bugün Comanchero gibi uluslararası bir çete çökertildi. Uyuşturucu çetelerine dönük operasyonlar devam ediyor. Bir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlandığını düşünenlerden misiniz? İkincisi, siz de sosyal medyada paylaşmışsınız. Bu son operasyonlarla birlikte ne cici bir İçişleri Bakanımız var kafasında olan muhalefet ne alemde diye sormuşsunuz. Ali Yerlikaya vali kökenli, yani bir mülkiye kökenli, idari kökenli bir isim. Devleti bildiği sürekli vurgulanıyor. İşte Cumhuriyet mesajı bu bağlamda çok alkışlandı. Ali Yerlikaya şaşırtıcı bir profil olmaya doğru mu gidiyor? Yo. Ali Yerlikaya tam da Erdoğan'ın istediği bir profil. Yani Ali Yerlikaya'dan ziyade İçişleri Bakan Yardımcılarına bakmak lazım. İçişleri Bakan Yardımcıları kim? Bülent Turan,
Münir Karaloğluoğlu, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam. 4 tane İçişleri Bakan Yardımcısı var. Kim bunlar? 2 Mehmet, Mehmet Ağar'ın elemanı. Münir Bey'le Bülent Bey de bizzat Tayyip Bey'in elemanı. Şimdi 4 vali, biri yardımcıyı... bunların 4'ünü topladığınızda ortaya ne çıkıyor? Sadece Erdoğan izim çıkıyor. Çünkü Mehmet Ağar da böyle Bahçeli ekolü, Milliyetçi ekol bilmem ne, onları çok dinlemiyor artık. Uzun zamandan beridir sarayla doğrudan temasta ve saraya çalışıyor. Dolayısıyla da Mehmet Ağar'ın adamları da, İçişleri Bakan diğer yardımcılar da tam da Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde o bahsetmiş olduğum rejimi inşa etmek için biçilmiş kaftan. Şimdi operasyonlar yapılıyor. Kokain operasyonları, uyuşturucu operasyonu, mafya çeteleri çökertiliyor. Niye? İşleri bitti onlarla. Bunlar bilmiyor muydu Erdoğan öncesinde? Kimdi Erdoğan'ın İçişleri Bakanı? Süleyman Soylu'ydu. Erdoğan bilmiyordu yani bütün bunları. Şimdi Ali Yerlikaya başa gelince dedi ki konjonktür değişti. Emniyet böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki dönemin işte konjonktür değişti. Ya ne oldu? Kılıçdaroğlu mu seçildi? Haberimiz mi olmadı? Hangi konjonktürden bahsediyorsunuz? Ne değişti? El değiştirdi sadece. Yani mafya, kokain, bu işler kullanılır o insanlar. Bir süre sonra zaten o insanlar daha çok güçlenmeden, o şeye gelmeden de bitirilirler. Ya devlet, haydut devlet anlayışıyla takip edince aynen mafya sistemini uygular. Mesela mafyada da aynı sistem vardır. Mafyanın birinci adamları, işte baronlar tabir edilenler, alt elemanlarını kendilerine çok büyük rakip olmayacak, büyük yer işgal etmeyecek duruma gelene kadar, oraya getirmezler. Oraya gelmeden bir şekilde ortadan kaldırırlar. Şimdi 7 yılın, 8 yılın pislikleri ortadan kaldırılıyor. Peki o para kime gitti? O paralar kime aktı? O kokain ticaretinden elde edilen paralar kime gitti? Mesela Ali Yerlikaya operasyon mu yapmak istiyor mafyaya ve çeteye? Uyuşturucu ve kokain operasyonu mu yapmak istiyor Ali Yerlikaya? Bunu mu istiyor? Tamam. Ben vereyim isim. Hemen vereyim. Hemen bugün gitsin. Bak bugün. Bugün şu saatte benim dediğim ihbar kabul etsinler. Hemen Mehmet Ağar'ın kontrolünde olan marinalara baskın yapsınlar. Hemen şimdi. Cavit Çağlar'ın kontrolündeki marinalara baskın yapsınlar. Hemen şimdi. Uluslararası büyük bir operasyon mu yapmak istiyorlar? Mersin limanından takip ederek geriye doğru Afrika'daki limanlarda demirören grubuna yapsınlar direkt. Uzağa gitmesinler. Bunları 7 yıldır zaten kaynakta bunlar vardı. Süleyman Soylu da zaten bunların o sarayın doğrultusuyla, emriyle, Arif Çetin'le beraber, jandarma genel komutanıyla birlikte kokain trafiğinin önünü açıyordu Süleyman Soylu ve etrafındaki emniyetçiler. Ne yapsınlar yani? Şimdi onlara operasyon yapılıyor. Yönü değiştiriliyor sadece trafiğin. Şimdi muhalefet de alkışlıyor Ali Yerlikaya'yı. Çünkü muhalefet şöyle bakıyor olaya. Muhalefet bir operasyon yapıldığı zaman bu hukuki mi, yasal mı, değil mi ona bakmıyor. Muhalefet bir operasyon yapıldığı zaman, bu hükümet bir operasyon yaptığı zaman muhalefet sadece ve sadece şuna bakıyor. Bu yapılan operasyon ben ve benim gibi aynı ideolojide olan insanlara mı yönelik? Yoksa tamamen bizim dışımızdaki insanlara mı yönelik? Tamamen bizim dışımızdaki insanlara yönelik. Sevmediğimiz insanlara yönelik. Tasfiye edilmesini istediğimiz insanlara yönelik. O zaman alkışlayalım. Muhalefet ne zamandan beri bunu takip ediyor? Muhalefet 17-25 Aralık'tan beri bunu takip ediyor. Bu sistemi takip ediyor. Hani yesinler birbirlerini mantığını takip ettiriyor uzun zamandan beridir. O yüzden Ali Yerlikaya alkışlıyor. Şimdi nesine şaşıracağım? Bir şeye medyada gelince aynı yaklaşımda maalesef. İstanbul öyle zaten yani muhalefet dediğim medya üzerinden kendini anlatan bir muhalefet var zaten. Bir İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına gelince yani o konuda sadece yorumda bulunacağım. Sadece hiçbir bilgim yok. Yanılabilirim ama sadece bir yorumda bulunacağım. Ali Yerlikaya'nın İstanbul Belediye Başkanı adayı olması Ali Yerlikaya için tenzili rütbe olur bu saatten sonra. Tenzili rütbe olur ve uzun süre İçişleri Bakanlığı'nda kalması gerekir Erdoğan kafasına, mantalitesinde. Murat Kurum vardı, Çevre Bakanı. Murat Kurum muydu? Bakanları çok etkisiz oldukları için zaten unutup gidiyoruz. Eski TOKİ Başkanı, evet. Bu aslında TOKİ Başkanlığı'ndan önce TOKİ uzmanı. Yani uzman. Bildiğiniz şeyde TOKİ'de bir memur uzman ama uzmanlık alanına rant alanlarını genişletme ve bunu yasal yollara uydurma, oradan
rant devşirme üzerine kurmuş, oradan ta Çevre Bakanlığı'na kadar yükselmiş bir isim. İstanbul'da da böyle rant profilini çok iyi bilen ve bu rantı çok iyi bölüştürebilecek olan bir isme ihtiyaç var. Murat Kurum'un buna hazırlanacağını düşünüyorum ben. Bununla ilgili de şundan ötürü biraz aslında bu yorumu yapıyorum. Şu an Murat Kurum İstanbul'da şeyle görüşüyor. Tarikatlar, cemaatler, İskender Paşa Cemaati, Ali Ağa, İsmail Ağa Cemaati falan bunlarla görüşüyor. Diğer farklı işte cemaat yapılanmalarıyla, nurcularla bunlarla temas halinde bir nabız yoklaması yapıyor. İstanbul'da tekrar yeniden bizim gelmemiz gerekiyor anlamında bir çalışma yapıyorlar, yürütüyorlar. İleride Sabah gazetesini de takip ederek görebiliriz. Eğer onunla ilgili tekrar yeniden bir parlatma haberleri başlarsa aday o demektir. Gerçi Binali Yıldırım örneği var. Hani tenzili rütbe çok önemli midir AK Parti geleneğinde Erdoğan işaret ettikten sonra? Yok, önemli değil ama Ali Yerlikaya daha yeni kullanılmaya başlandı. Daha uzun süre kullanılacak diye düşünüyorum. Efkan Ala kullanıldı, Bekir Bozdağ kullanıldı, Süleyman Soylu 7 yıl, 8 yıl kullanıldı, Numan Kurtulmuş kullanıldı. Daha henüz var. Yani Ali Yerlikaya daha hala cici bakan. Hala muhalefetin de alkışladığı biri. Daha bir sömürülmesi lazım iyiden iyiye. İyice kullanılması lazım. Ki buna müsait biri. Zaten aslında Erdoğan aynı kafadan geliyor. Milli görüş geleneğinden, kimliğinden geliyor. Süleyman Soylu'ya özel bir kini var. Çünkü Süleyman Soylu onunla ilgili kripto FETÖ'cü olduğuna dair dosyalar hazırlatmaya çalıştı. Erdoğan tarafından önlendi bu. Mesela Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın en çok kızdığı konulardan bir tanesi de buydu. Bu olaydı yani. İzin vermedi Bunun Erdoğan için buna halef-selef çünkü ilişkisi başka bir şey olduğunu anlıyordu. aralarındaki halef-selef ilişkisi bu bağlamda daha da önem kazanıyor. Son olarak bir konu daha sormak istiyorum. Hani bunların dışında o da önemli. Neden siz dediniz ya bu tür operasyonların bir sebebi de aslında yığılan paranın yeni taksimi. Yani bunlar yeni güç odaklarına aktarılacak. Bu bağlamda Polatlara değinmek gerekmez mi? Çünkü önce estetik merkezleri açarak belki çok şık bir yoldan para kazandıklarını düşündük. Daha sonra görgüsüz diyebileceğimiz bir takım sosyal medya paylaşımlarından anladık ki muazzam para kazanıyorlar. Ve İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir rica ile işlerini yaptırabilecek kadar da güçler. Evet, şimdi yargıyla hesaplaşıyorlar. Mesajlarını verdiler, bayraklı, başörtülü mesajlarını verdiler ama herhalde mâkes bulmadı ilgili makamlarda. Avukatları da gözaltına alındı. Polatlara yapılan operasyon da böyle bir operasyon mu yoksa daha büyük bir suç örgütü son derece hukuki bir yöntem içerisinde deşifre ediliyor ve yargıya mı teslim ediliyor? Nasıl buluyorsunuz bu operasyonu? Polatlara yönelik operasyon bir böyle çerezlik operasyonlar onlar. Bunlar çok basit operasyonlar. Onlar yani az önce örneğini verdiğim kullanılan piyonlar bunlar. Mesela Polatlara yönelik operasyon yapılıyor ama Veysel Şahin gibi bütün şike ve şeylerin internet üzerinden özellikle bahis şike üzerinden kara para aklayan Kıbrıs ayağını kullanan Halil Falyalı'nın eski ortağı da bırakılıyor bir taraftan. İçerideyken bırakılıyor. Yani Polatlarla Veysel Şahin'i yan yana koyduğunuz zaman bu kara para aklama, şike, işte usulsüz para aklama, vergi kaçırma gibi işlerde ikisini yan yana koyduğunuzda piramidin en tepesindekini bırakmışlar, en alttakini almışlar görüntüsü var. Dolayısıyla onlar çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Belki de ben onların bir fotoğrafı vardı işte uçakta paylaştıkları bayraklı ve şapkalı fotoğrafları vardı. O fotoğraf haricinde de ben Polatlarla ilgili hiçbir şey yazmadım. Çünkü torbacı bunlar ya bir nevi. Ya orada baronlar var, baronlar kavgası var. Altta torbacılar var. Şimdi bunlar çıksın, bunlar zaten çok konuşamaz, edemez. Bilirler çünkü başlarına ne geleceğini de bilirler. Öldürürler yani. Bunu da bildikleri için çok da üste onun da üstüne onun üstüne bir şey anlatamazlar. Kendi kendilerine orada anlatmaya çalışırlar bir şekilde falan. Çıktıktan sonra da kimse dönüp yüzlerine bakmaz bunların zaten. Uzun zamandan beridir sistem böyle işler. Bir de mesela bu piyonlara, bu torbacılara operasyon yapılarak aslında bir de bunlar gibi kullandıkları diğerlerine de gözdağı veriyorlar. Sakın ola ki kendinizi çok belli etmeyin. Sakın ola ki çıkıp sosyal medyada popüler hale gelmeyin. Sakın ola ki bakanlarla ilişkilerinizi böyle dolaylı doğrudan anlatmayın. Sakın ola ki şımarıklığa kapılmayın.
Böyle gözdağı veriliyor. Yoksa 3 yıl önce kara paranın ve uyuşturucudan gelen paranın ve kara paranın Amerika'da farklı iki banka ki onlar operasyon yediler. Türkiye'deki bazı şirketlerle de bağı var denmişti onları. Geçen sene Amerika Merkez Bankası tarafından iki bankada resmen böyle finans piyasasından sökülüp atıldı o banka. Onlar da kullanılarak porno siteleri ve bahis siteleri üzerinden o paranın aklandığını, o aklanma işinde Berat Albayrak'ın işin başında olduğunu 3 yıl önceki yayınımda anlatmıştım detaylı bir şekilde Kıbrıs ayağına kadar. Yoksa böyle Polatlar falan bunlar basit insanlar. Yani bu bizim böyle gözümüzde çok görünüyor ya bu ya şeyleri, mülkleri, arabaları, yatları, katları falan. Yok, bunlar halkanın en zayıfları işte. Öyle düşünün. Varın büyüklerini siz düşünün. Zaten vahim olan o, halkanın en zayıfı doğum gününde eşine uçak hediye edebiliyorsa, işte lüks araçların sayısı bilinmiyorsa, dediğiniz baronların bu ülkeye verdiği ekonomik zarar herhalde artık hafsalaya sığmaz. Bana biri bu uyuşturucu ve kokain trafiğini anlattığım zaman, o zaman nakliye işlerinden kara nakliyeciliği tır işleri aksayan, öyle söyleyeyim. Yani karadan faaliyet yapışına Süleyman Soylu tarafından engel konan ve uzunca yıllar kokainin kara yoluyla sevkiyatını yapan şahıslardan biri benimle temasa geçmişti. Ve bazı şeyler anlattı uzun uzun böyle. Çünkü artık dediğim gibi tasfiye edilmişler, artık şey yapmışlar ve onlar yeni yapıyı ele veriyorlardı. Tabii haber kaynağım olarak ismini vermeyeceğim. O zaman da söylemişti zaten size konuşma nedenim beni açıklamayacağınızı bilmemdir demişti. Ben de açıklamayacağım kendisini ama onun söylediği bir örnek vereyim size. Ne kadar para döndüğünü izleyicilerimiz de anlamış olsun. Kokain bu hatırlarsanız Brezilya'da bazı jetler uçaklara el kondu. Hatta Atatürk'ün kullandığı ata uçağı da kokainden yakalandı. Yani düşünün Brezilya'da. Şimdi bu özellikle Balkan ülkelerinde, Macaristan gibi o ülkelerde, Balkan ülkeleri ve Macaristan gibi ülkeler üzerinden jetle kokain taşıyacaklarını anlatınca Macaristan'da bir yer istiyorlar. Macaristan devlet yetkilileriyle görüşüyorlar. Rüşvet olarak görüşüyorlar. Rüşvet dediğim bunlara para teklif ediyorlar. Satın alıyorlar onları. Diyorlar ki bize küçük bir havalimanı gösterin. Jetlerin inip kalkabileceği. Bu kadar. Sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Herhangi bir kontrolden geçmesin. Bir de inip kalksın. Çok küçük bir havaalanı için 5 milyar euro istiyorlar. Macaristan'daki o şeyler. 5 milyar euroyu duyunca ben bir anda şey oldum. Çok korkunç para dedim ya. 5 milyar euro verilir mi falan. Güldü dedi ki yok yok vermeye razıydık dedi ama sonradan anlaşma olmadı dedi. Şimdi sadece bir sevkiyatın bir ayağında küçük bir liman için gözden çıkarılan parayı bir düşünün. Sonra o paranın aklanma biçiminden ta bu Polatlara gelen kısmı falan işte tavuğun suyunun suyu gibi oluyor. Bu Polatlar da suya fazla banmışlar. Sorun o. Maalesef o kadar kanıksadık ki hani bunları tebessümle anlatıyoruz ama dediğiniz gibi hani ülke tam anlamıyla sömürülmüş, 5 milyar euro basit bir işlem için rüşvet olarak gözden çıkarılabiliyor. Varın buyurun bilançonun tamamını da siz düşünün. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sefa. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili TR724 takipçileri, işin aslında gazeteci Sait Sefa bizimleydi. Nereden çıktık yola? İsmail Uçar'ın yazdığı bir yazı vardı. Sonra Bekir Altun'un cevabı vardı. Ve bu iş bir operasyona doğru gidiyor tahminleri vardı. Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı'na sunduğu raporla Tolga Şardan bunu haberleştirdiği için önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Bugün de bir başka gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir, Ayvalık'ta gözaltına alındı. Bunlar acaba yaklaşan operasyonun ayak
seslerimi, ki Sayın Sefa'nın belirttiğine göre zaten böyle bir operasyon yapmaktan hiçbir şekilde kaçınmaz Erdoğan. Sadece bunun çok gürültü çıkarmasını istemiyor. Daha doğrusu operasyon gerçekleşinceye kadar bunun sızdırılarak gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını istemiyor şeklinde bir yorumda bulundu Sayın Sefa. Kapatırken tekrar vurgulayalım. Yine Sayın Sefa'nın iddiasına göre Erdoğan'ın hastalığı ilerledi, kanser metastaz yaptı, vücuda yayıldığından şüpheleniyor. Bu bağlamda uluslararası bir sağlık heyeti Türkiye'de ve operasyon için tarih belirlemeyi düşünüyorlar, görüşüyorlar. Bunu da hatırlattıktan sonra yarın yine aynı saatte Türkiye saatiyle 18'de TR724 ekranında ajansta buluşalım istiyoruz. Hoşçakalın.